Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Yıllardır Orta Doğu'ya dönük politikalarımızda yaşanılan iniş ve çıkışları değerlendirirken, ben savaş yanlısı bir adam değilim ama gerçekçi bir adam olarak konuşmaya çalışırsam, Orta Doğu'da barış kelimesi ve müzakerecilik zafiyet olarak görülür. Yani bu coğrafyada, Orta Doğu coğrafyasında, sonuç alıcı bir karakter te tesis edecekseniz aynen işte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'nda yaptığınız gibi olacaksınız. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. O günlerde 2016-2019 Amerikan desteğindeki bir alçak darbe girişimine karşı duyulan devlet aklıyla yaşanılan büyük tepki sonucunda Sayın Erdoğan çıktı doğru bir cümle söyledi. Darbenin ikinci günüydü atlatılmasını. Ben şimdi sizin bütün Orta Doğu'daki hesaplarınızı bozayım da görün dedi. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri de işte Zekai Aksakallılar, diğerleri Temel Paşalar falan görevlerini gayet güzel yaptılar. Ortalığı dağıttılar. İşte odur. Orta Doğu bundan anlar. Bundan. Başka bir şeyden anlamaz. İşte Netanyahu'yu görüyorsunuz. Adam bütün yedi düveli karşısına aldı. Şimdi kim onu övüyor? Donald Trump. Niye övüyor? Efendim Biden'ı dinlememiş. Yapma demiş Biden, o yapmış. Aman oraya girme demiş, o girmiş. Bunun için Donald Trump etnik temizlik yapan bir başbakanı İsrail Başbakanı övgüler düzüyor. Orta Doğu böyle bir cehennemdir. O nedenden dolayı hatırlayacaksınız. Dün gibi hatırlayacaksınız. Ben durup dururken konuşmam. Hasan Nasrallah öldürüldüğünde İsrail tarafından çıktım dedim ki daha birinci gün. Aman, amanın Suriye'ye çok iyi hakim olmamız lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri artı Suriye Milli Ordusu'nu derhal büyütelim, güçlendirelim. Niye dedim? Bu coğrafyada, bu coğrafyada arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tabii ki Kahraman Mehmetçiğimizi buradan selamlıyorum sınır boylarında, İdlib'de, Resulayn'da, Tel Abyad'da, her yerde aslanlar gibi bu memleketi bekleyen o evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdir misin? O ayrı. Kendi ordumun gücünü tartışacak bir adam değilim. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün dünyanın en büyük güçlerinden biridir. Hiç bu konuda kimseyle de tartışma. Hele hele yerli ve milli savunma sanayini arkasına almış bir Türk silahlı. Kuvvetleri. Ama ama akıllı davranarak bir takım sonuçları almak zorundayız. Her yere Mehmetçi süremeyiz. Her yere Mehmetçi gidemez. Ve bu çerçevede baktığınız zaman bazı noktalarda da her yere Mehmetçi'nin gitmesinin çok ciddi zafiyetleri doğurur. O bir kenara hep bir takım böyle teoriler var. Efendim işte teori, komplo teorisi. Şu sıralarda çok dikkat edin. Herkes kafasına göre konuşuyor. Gerçeği konuşmak zorundayız. Gerçek şudur. Birileri çıkmış diyor ki efendim diyor devlet bahçeli bu konuşmayı yapacak. İşte PKK reddedecek. E PKK reddettikten sonra biz işte dalacağız oraya. Evet dağıtacağız ortalığı. Ne zaman? Hangi koşullarda? Yani böyle bir teoriyi kim geliştirmiş bilemiyorum. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri ile dalıp ortalığı dağıtmayı planlıyor idiysek bu geç kalmış bir durumdur. Bunun 4-5 yıl önce yapılması lazımdı. İşte Barış Pınar Harekatı'nı durdurmamamız gerekiyordu. Hem Rusya hem de Amerika geldi çullandı üzerimize e, günlerce sürmesi gereken harekat birkaç gün içinde durdurmak zorunda kaldık. Şimdi özellikle ağzı laf yapanların bu milleti hayal pompalamasından fena halde sıkılmış vaziyette. Bu hayalcilik milli beka için giderek büyük bir problem olmaya başladı. Arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri bizim gözümüzün önünde bütün uyarılarımıza rağmen binlerce tır silah ve malzemesi de taşıyarak bugün PKK dediğiniz o örgütün PYD adını taşıyan bölümünde helikopter var. Hava savunma sistemi var. En gelişmiş Javelin tank savar füzeleri var. İlk başta Rakka'yı kurtarma falan işitten kurtarma numarası 5-6 yıl önce rakamlarını 60-65 bin düzeyine çekmişlerdi. Bugün karşımızda 100 bin kişilik bir CENTCOM tarafından, Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılandırılmış 100 bin kişilik bir kuvvet var. Efendim bu 100 bin kişilik kuvvetin Türkiye'ye bir şey yapabileceğini sanıyor musun? Hayır sanmıyorum. Ama ben şunu söyleyeyim size. Şu anda beni dinleyen bir sürü asker var. Onlar alta yazı yazsınlar. Bu, bu videonun altına yazı yazsınlar. Askerlikte asimetrik bir savaş göze alınmışsa yani düzenli bir ordu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri belli bir bölgeye girip orayı dağıtacak ise ve karşısındaki güç de asimetrik diye adlandırdığımız işte PKK gibi falan bir güçse bir terör veya milise beş asker de girmek zorundasın. Bu oradaki yüz bin elebaşıya, yüz bin isyancıya, yüz bin ayrılıkçıya beş yüz bin kişilik orduyla müdahale demektir. Arkadaşlar lütfen generallerimiz de artık biraz teknik konuşsunlar. Teknik konuşsunlar. Böyle hayallerle efendim onu yapmazsaymış biz dalacak o zaman dalsaydın alsaydın. Aynayla Arap Kobani 12 gün canlı yayın yaptı. Sonunda bir 29 Ekim günü Peşmerge geldi oraya. Türk, Türk topraklarından geçerek. Oradaydık. Şimdi bu işler Amerika, Amerikan emperyalizmi, İsrail'in yayılmacılığı falan bunlar ufak işler değil arkadaşlar. Biz bunlara yıllardır anlatıyoruz. Yıllardır. Gelinen noktadan memnunum. En azından anlaşılmış ama karşınızdaki güce iyi bakmanız lazım. Girdiniz oraya karşınıza Amerikan askeri çıkacak. Sadece Amerikan askeri mi çıkacak? Hayır. Rus askeri de çıkacak. Bu tür hayallerle insanları oyalamayın. Bizim çok ciddi olarak Suriye'de bakın net söylüyorum ya formül söylüyorum. Suriye'de ihtiyacımız olan milli demokratik devrimdir. Bunu biz yapacak değiliz. Suriyeliler yapacak. Bizim Suriye'deki milli demokratik devrime destek çıkmamız gerekiyor. Suriye milli demokratik güçleri, bileşenlerini, Suriye Milli Ordusu'nu, diğer milis gruplarını, Kuvayi Milliye ruhuyla savaşanlarını hepsini bu çerçevede yapılandırarak Suriye'nin geleceğinde rol oynayabiliriz. Efendim ben ordumu sokarım oraya girmeyin. Cebinizde çıkış haritanız yoksa bir yere girmeyin. Artık yalvarmaya başladım. Ses tonum değişmeye başladı. Bu bu meseleler günlük taktik olaylarla çözülecek işler değil uzun vadeli stratejik kararlarla yürütülecek çalışmalar. 2011 2011'den bu yana Suriye'de bir savaş var. Bir tane Suriyeli lider çıkmadı. Suriyeli direniş lideri yani Suriye'nin Yaser Arafat'ı kim niye engelliyorsunuz? Suriye'nin önce Yaser Arafat'ını bulun. Onun etrafında Milli Demokratik Devrimi örgütleyin. O Milli Demokratik Devrim hareketinin Milli Demokratik güçlerini oluşturun. Arkasına da TSK'yı koyun. Bakalım Apo orada duracak mı, durmayacak mı? Pardon, Mazlum Abdi, durabilecek mi duramayacak mı? Amerika durabilecek mi duramayacak mı? Ben size formülü anlatıyorum. Yaşımız yetmiş, anlata anlata yorulduk. Böyle, e, bu tür olaylar, meclis parti grup toplantılarında falan yürütülmez. Türkiye Cumhuriyeti köklü bir devlet. Osmanlımız var, Selçuklumuz var, Gazi Mustafa Kemal'imiz var. Biz köklü bir devletiz. Böyle çok riskli bir olayı işte buyurun kaosu üretmedik. Kaosu organize etmedik. Ne oldu? Kaos kazana geldi, tusaşı bastı. Savunmanın ileri aşamasını demek ki doğru oturtmamışız. Yapmayın.